Hamilelik haberi bir aile için son derece mutluluk vericidir. İsim anlaşmazlıkları, heyecan verici alışverişler, türlü hazırlıklar ve güzel anılar hamilelik sürecinin unutulmazları olur. Ama ne yazık ki bu senaryo gerçek hayatta her zaman yaşanmıyor. Nick ve Brooklyn Shanarch'ın başına gelen de bunun bir örneğiydi. İki kızları olan ve bir çocukları daha olacağını öğrenen genç çift, büyük bir mutlulukla bebekleri için hazırlık yapmaya başladı. Onu dört gözle bekliyorlardı. Hamilelik süreci son derece normal ilerliyordu. Dördüncü aya kadar yapılan muayenelerde doktor onlara her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Bebeklerinin ismi konusunda bile karar vermişlerdi. Çift, oğullarına Charlie adını verecekti. Ama sonrasında bir ultrason muayenesinde hayatları kabusa döndü. Doktor, Charlie'nin beyninde sıvı birikmesi yani hidrosefali olduğunu söyledi. Üstelik durum her geçen gün kötüleşiyordu. Anne Brooklyn sürekli yeni kontrollere giriyordu ve doktorlar her seferinde sıvı miktarının arttığını gözlemliyordu. Öyle ki bir noktadan sonra ölçümleri durdurmaya karar verdiler. Çünkü Charlie'nin durumu son sınırında ötesine geçmişti. Çifte bebeklerinin yaşama ihtimali kalmadığını, onu doğurmaya karar verseler bile anne karnından çıktıktan kısa süre sonra yaşamını yitireceğini söylediler. En iyi ihtimalle makineye bağlı olacaktı ve sonunda fişi çekme kararı aileye bırakılacaktı. Nick ve Brooklyn o gece uzun uzun konuştu. İkisi de onu dünyaya getirme konusunda kararlıydı. Ondan vazgeçmemeye birlikte yemin ettiler. Ama doktorların dediği gibi fişi çekme noktasına geldiklerinde buna nasıl izin verebileceklerini bilmiyorlardı. Hamileliğin sonuna geldiklerinde artık ikisi de çok yorulmuştu. Aylar önce bugünü iple çeken anne ve baba şimdi karşılaşacakları durumun ne kadar kötü olacağını düşünüyorlardı. Sezaryen başladığında tek yapabildikleri ağlamaktı. Ama kısa süre sonra o sesi duyduklarında bir mucizenin gerçekleştiğine tanık oldular. Bebekleri Charlie, kendisi için hazırlanan solunum tüpüne ve yaşam destek ünitesine ihtiyaç duymadan annesinin karnından çıkar çıkmaz ağlamaya ve nefes almaya başladı. Süreç boyunca durumu takip eden saygın doktorlar, kıdemli hemşireler şok içindeydi. Hepsi çok mutlu ve bir o kadar da şaşkındılar. İlk muayene sonrası Charlie'nin karnında tedavi edilebilir bir şişlik olduğu, bunun dışında bir sağlık problemi bulunmadığı belirlendi. Doktorlar onlara, "Bugün burada yaşadığımızın bir açıklamasını yapamayız." dediler. Beynin daha önce örneği görülmemiş bir şekilde baskıcı sıvıdan kurtulmanın bir yolunu bulduğunu ama bunun nasıl gerçekleştiğini bilmediklerini söylediler. O geceyi tedbir amaçlı yoğun bakımda geçiren Charlie, ertesi gün her şeye rağmen ondan vazgeçmemeye yemin eden ve onu her şeyden çok seven ailesinin kucağına verildi. İki gün sonra da aile son derece sağlıklı ve mutlu bir şekilde taburcu oldu. Baba Nick, sosyal medya hesabından yaşadıkları süreci anlattı ve sonunda şunları söyledi. "Ben bilime ve tıbba kesinlikle inanan gerçekçi bir insanım. Ama kalbimin derinliklerinden kesinlikle biliyorum ki Tanrı bu işe karıştı. Bu mucizenin gerçekleşmesini sadece O sağladı. Kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim. Tüm düşünceleriniz, dualarınız, teşvik notlarınız, kartlarınız, metinleriniz, e-postalarınız ve dökülen sevginiz için teşekkür ederim. Dua çok güçlüdür. Tanrı gerçektir ve yeni mucizeler gerçekleştirecektir." Charlie bugün 6 yaşında. Onu çok seven ve hiçbir zaman vazgeçmeyen anne babası ve iki ablasıyla birlikte mutlu bir yaşam sürüyor. Tıp dünyası ise halen bu mucizeyi açıklamakta güçlük çekiyor. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.